bu var fena getiriyor ha. Hadi yerim. Lan ne yapıyorsun oğlum? Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en küçük kameralı drone'u olma iddiasını taşıyan Cheerson CX-10W'yu inceliyoruz. Drone dünyası bildiğiniz gibi aldı başını gitti. Sağlık sektöründen film sektörüne kadar birçok alanda droneları görüyoruz. Bu videomuzdaki drone ise biraz daha eğlencelik ya da yeni başlayanlara drone'un nasıl bir şey olduğunu anlatabilecek mantıklı bir cihaz. Hemen boyutlarını da söyleyeyim sizlere çünkü küçük olduğunu belirtmiştim. 32 mm'lik bir uzunluğu var, 22 mm'lik de bir yüksekliği var. Üzerinde bir kamerası var demiştim. Bu kameranın özelliklerini peki hemen anlatayım. 640x480 video çekebiliyor. Bunun yanında 0.3 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Gerçi siz bir video çekip o videodan ekran görüntüsü alsanız da yine aynı hesaba gelmiş oluyor 0.3 megapikselle. O yüzden bence video çekin, daha güzel anlar belki de yakalayabilirsiniz. Yani bu kameradan öyle üst düzey bir performans tabii ki de beklemek çok yanlış olur. Günümüzde 640x480'lik bir çözünürlük kalmadı. Yani kamera üzerinde var mı var. O kafada bir kamera. Hani çok fazla profesyonel bir iş yapmak, hatta herhangi bir iş yapmak gerçekten bu kamerayla imkansız. Hemen pilinden de bahsedeyim arkadaşlar. 150 mAh'lik bir bataryayla birlikte geliyor. İçinde sabit gömülü. Hani isterseniz çıkartırsınız ama uğraştığınıza değmez gibi duruyor. Bu pili 12-13 dakika arasında şarj edebiliyorsunuz. Ürün de havada 4 dakika boyunca kalabiliyor. 4 dakikadan sonra artık uçmuyor. Yani şarjı bitmiş oluyor. Bunun yanında hemen şundan da bahsedeyim. Pervaneler oldukça hassas. Birçok drone'da olduğu gibi. Bu yüzden yanına 4 tane yedek pervane koymuşlar. Bunlar gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Çünkü ilk denemelerde drone'u sağa sola oldukça çarpıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden pervaneler muhtemelen ikinci gün yardımımıza koşacaktır. Peki bu ürünün kontrollerini nasıl sağlıyoruz? Üzerinde Wi-Fi var arkadaşlar. Zaten 10W'deki W muhtemelen Wi-Fi'yi sembolize ediyor. Wi-Fi ile telefonumuza bağlıyoruz ve telefonumuza uygulamasını indiriyoruz. Oradan da jiroskop yardımıyla bunu yönlendirebiliyoruz. Zaten kamera kayıt işlemlerini, fotoğraf çekme işlemlerini de tamamen bu uygulamanın içinden yapıyoruz. Benim zaten dronlarla pek aram yok arkadaşlar. Hatta ekipçe aramız pek iyi değil. Dronlarla bilenler bilir. Biz pek fazla uçurmayı beceremiyoruz. Biraz da zaten testlerimizi siz de göreceksiniz. Fiyatından da bahsedeyim testlerimize geçmeden önce. Biz bu ürünü yurt dışından 32 dolar civarında, hatta tam 32 dolara getirdik. Kargoda bedavaydı. Ancak ülkemizden almak istiyorsanız, ben hani beklemek istemiyorum gelmesini 20 gün 30 gün artık neyse, 200 liraya alabilirsiniz. Bence arada 100 liralık bir fark oluyor. 200 lira ona vermektense bir 15-20 gün beklemek çok daha mantıklı geliyor. Dedikten sonra dışarıya çıkalım ve bu droncukları bir uçurmaya çalışalım. Hatta elimizde 2 tane var, belki de bir kapıştırma yapabiliriz. Evet arkadaşlar, geldik böyle boş bir alana, yarı boş. Bir deneyeyim şunu uçurmayı önce. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şu batarya lan. Oğlum Efe, Allah seni kahretmesin ya. Ne oğlum böyle bozuk bozuk dronlar alıyorsun? Oğlum batarya saçmalıyor. Birader biliyorsun ben böyle takıntılıymış bir an dronlara karşı. Böyle bir kaşıntı basıyor. Kardeşim 32 dolar verdik lan ona. Ya tamam. Ben hallederim onu, ben hallederim. Bende bozuk drone, bende. Batarya yandı. Millet, bir drone incelememizin daha sonuna geldik. Bu drone da bize dayanamadı. Biz de ona dayanamadık. Efe'ye dayanamadı ama iyi yaptı. Eline sağlık kardeşim. Helal de. Hoş olsun ona. Daha da bir şey demiyorum. Senin gibi drone'u da daha da bir şey demeyeceğim. Haydi görüşürüz. Millet, Samsung Galaxy S8'in dedikodularını topladığımız videoya buradan kanalımıza abone olma düğmesine de hemen altından erişebilirsiniz.